Yaşama Dair'den herkese merhabalar. Saatler 14'ü gösteriyor ve canlı yayında yine sizlerin karşısındayız. Bu arada hemen bir hatırlatma yapalım. Pazartesi gününden itibaren artık saat 13'ü gösterdiğinde sizlerin karşısında olacağız. 14.30'a kadar yine canlı yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Twitter sayfamız Meltem Satun ve Facebook'tan da yine aynı şekilde Meltem'le Yaşama Dair sayfamızdan bizlere ulaşabileceğinizi hemen hatırlatmak istiyorum. Bugün karneler alındı. Evlerde biraz heyecan söz konusu. Gerçekten çok yoğun bir gün diyebiliriz. Tabii ilkokul birinci sınıflardan tutun. Genelde böyle birinci sınıfta daha böyle bir heyecanlı ilk defa çocuk karne aldığı için. Tabii ortaokulda veya işte lisede o biraz daha baktığımızda o eskilere yazan o heyecan biraz kalmıyor diyebiliriz. İşte ebeveynler nasıl davranmalı? Biraz bu konuları gerçi çarşamba gününe de değinmiştik. Sizlerden de çok talep geldiği için bugün de biraz özellikle günün anlamına uyduğu için biraz daha değinelim dedik. Bunun dışında yine özgeçmiş nasıl oluşturmanız gerekir? CV'de özgeçmiş oluştururken nelere dikkat etmeniz gerekir? Onlara değineceğiz biraz. İş görüşmelerinizde yapmanız gerekenler. İsim analizi de aynı zamanda olacak programımızda bugün. İsminizi, soyadınızı ikinci bölümde isim analize geçeceğiz. Çok fazla biliyorum ki talep var bu konuda. O yüzden isminizi, soyadınızı 3969'a Barış yazıp boşluk bırakıp şimdi hemen gönderebilirsiniz. İkinci bölümde isim analizine geçeceğiz. İlk olarak tabii ki bütün bu konuları kimlerle konuşacağız? Hemen konuğumu sizlere aktarmak istiyorum. Yaşam Koçu, yazar Hülya Çizikman bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyi. Sizleri görüyoruz. Böyle daha iyi oluyoruz. Süper. Sizin tabii o özellikle bu kişisel gelişim konusunda birçok eğitimler alıyorsunuz tabii. Hı hı. Bu tarz koçluk seansları için, böyle bir kitabın ortaya çıkması için. Sizin o bilgilerinizden yararlanmak, seyircilerimize o aktarmak bizim için ayrı bir mutluluk oluyor. Vallahi paylaşmak da benim için ayrıca mutluluk olacak, keyif verecek. Şimdi bugün tabii özellikle karne alındığı için ilk biz başlangıç olarak tabii o karnelerin iyisi de var, kötüsü de var. Aslında bu bir sonuç yani okullar açıldığından beri, Eylül ayından beri tabii doğal olarak o öğrencinin başarısını karnede görülebiliyor. Tabii artık şimdi şu an bir şey yapılacak bir şey yok, şimdiden sonra yapılacak bir şey var ama annelere, babalara neler tavsiye edersiniz? Nasıl davransınlar kötü bir karne getirdiyse çocuk veya çok çok başarılı bir öğrenci ise ne yapmaları gerekiyor? Valla bu durumda çok başarılıysa öğrenci zaten anne babaya söyleyecek çok fazla bir şey kalmıyor. Evet. Zayıfları biraz fazla olduğu zaman zannediyorum orada sorun var gibi görünüyor ama şöyle yaklaşmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Yani çocuğun başarısını notlarla ölçmek sanki bize göre değil gibi. Evet. Hani eğitim sistemimiz buna dayalı aslında. Hani ne kadar çok matematik bilgisi varsa çocuk o kadar başarılıymış gibi görünüyor ama aslında çocuğun başarısı o değil. Biliyoruz beynimiz hani bir sağ lob bir sol lobdan oluşuyor. Tek sol lobun çalıştığı bir beyin ne kadar başarılı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü sağ lobla dengelemezsek eğer hayatta olduğu gibi her şey dengeye dayalı, o zaman çocukların başarısını yanlış şekilde değerlendiriyoruz gibi geliyor. Çocuk çok fazla hani matematik bilmeyebilir, fen bilmeyebilir ama resme ya da müziğe daha fazla ilgi duyabilir. Hayatta başarılı olmak demek sadece 2 kere 2, 4 yapar şeklindeki sonuçla olmasa gerek diye düşünüyorum. Kesinlikle. Anne babalara söyleyebilirim de 2 tane çocuğum var bu arada. Benimkiler de karne aldılar. Teşekkür ederim. İyiymiş. Sonuçta hani aramızda pek fazla problem yok gibi görünüyor ama bu konuda. Şu yani en değerli varlıklarımız çocuklar. Yani zayıf da alsalar, iyi de alsalar, yani et tırnaktan ayrılmıyor dediğimiz gibi. Önemli olan onlara ne kadar değerli olduklarını hissettirebilmek. İyi zamanda da kötü zamanda da. Önemli olan o diye düşünüyorum. Evet, gerçekten çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Tabii çocuğu başarısıyla değerlendirmemek lazım. Kesinlikle. O çok çok önemli. Maalesef bunlar artık bir de şöyle bir şey var. Mesela bugün karne alındı ya, bu 15 tatil boyunca artık hangi çocuğu görse herkes işte karne nasıl, karne nasıl. Ben küçüklüğümden mesela evet, hatırlıyorum. Direkt sorulan soru o. Veya işte çocuk eve geldiğinde dersini yaptığında dersini ne zaman yapacaksın? Tabii bunlar hepimizin yaptığı yanlışlardı belki şu ana kadar ama biz tabii bu tarz programlarla seyircilerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Lütfen bu tarz özellikle bugün çocuğunuzun başarısız olduğunu düşünürsek, eğer kötüsünü düşünürsek, zaten başarılı olduysa sorun olmuyor çünkü. Sorun olmuyor gibi. Lütfen ona göre bir değerlendirme yapmayın. Düzelecektir. Zaten o sorunu büyüttüğümüzde daha çok kötüye gidiyor değil mi? Bir de o kesinlikle var. Kesinlikle öyle. Yani kötüye öyle gittiğinde ne oluyor diye düşünmek lazım anne baba olarak. Hani çocuk tamam kötü 5-6 tane zayıfla getirmiş olabilir karnesinde.
İyi olsaydı ne olurdu? Daha kötüsü yani çocuğunuz olmasaydı ne olurdu? Bir de onu düşünmek biraz tabii farklı açıdan bakmayı gerektiriyor sanki. Değil mi? Çocuk var ki mutluyuz. Kesinlikle. Evet, evet şimdi hem bugün karne alındığı için böyle küçük bir bu konuya girdik. Şimdi biraz ben sizinle özellikle siz üniversitede organizasyonlar yapıyorsunuz. Tabii çok sayıda konuşacak konu var. İnternet sitenizden de biraz şöyle bir incelediğimde konularımızı çıkardık. Tabii işsizlik maalesef ki çok büyük bir problem baktığımız zaman. Çok sayıda işsiz var. Bu sayı işte artıyor, dönem dönem azalıyor. Özellikle iş görüşmelerini biz konuşalım dedik. İşte özgeçmişi nasıl hazırlamamız gerekir? İsterseniz bir özgeçmişle bir başlayalım. Başlayalım. Yapalım. Özgeçmişimizi nasıl hazırlamamız gerekiyor? Şimdi üniversitelerde yaptığımız seminerler içerisinde en çok üzerinde durduğumuz ve ilgi çeken konulardan bir tanesi de bu. 18-22 yaş arasındaki gençlerimizin en büyük problemleri arasında da diyebiliriz. Hani CV hazırlama ve mülakatlarda nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Aslında CV hazırlamak çok kolay. Gidiyorsunuz bir internet kafeye 5 lira verip karşında bir CV alabiliyorsunuz. Böyle bir hizmet var ama önemli olan o CV'nin içini doldurabilmek tabii ki. Yani o CV size ne kadar ait, siz ona ne kadar aitsiniz. Genelde biz bu seminerlerde uçuk CV gösteriyoruz öğrencilere ve öğrencilerinden aldığımız tepkilerde insanda olsun mu tarzında. Aslında kitapta da paylaştık o CV'yi. Evet, şöyle hemen isterseniz gösterelim. Şöyle bulmaya çalışacağım ben. CV kısmında mı? Uçuk CV başlarda olabilir. Uçuk CV. Hemen ben bulmaya çalışıyorum bu arada. O uçuk CV'yi seyircilerimizle de paylaşalım. Bu arada hazır gelmişken kitabından da bahsedelim. Kariyer Dolmuşu kitabı. Şu anda zaten masanın üzerinde de görüyorsunuz. Çok güzel bir kitap, okumanızı da tavsiye ediyoruz. Siz zaten Erdem Bey'le birliktesiniz. Evet. Erdem Karagöz'le birlikte çıkardığınız bir kitap. Kitaba da geçeceğiz. Kitapta da çok güzel bilgiler var. Olumlu düşünce egzersizleri var. İnançlar, inanç sistemi. Hepsine tek tek zaten programımızın süresi yettiği kadarıyla. Şöyle hemen uçuk CV şu kısmı diyorsunuz galiba değil mi? Evet, hemen başlangıçta. Evet. Başlangıçta. Evet, şöyle hemen gösterelim. Evet uçuk CV şöyle. Şu bölüm değil mi? Yanlış bir bölümü göstermeyeyim. Orada okursanız artık, eğer CV'yi. Evet, burada İngilizce ana dili düzeyde, ikinci dil Rusça, Çince, Korece. 10 ve üzeri dernek kulüp yöneticisi, 10 referans getirebilecek, 10 ve üzeri projede aktif rol alan, laptop, pasaport sahibi, sigara kullanmayan, seyahati seven, B sınıfı ehliyeti. Evet, bu uçuk CV mi oluyor? Arkaya da çevirin, daha devam ediyor. 5 ülke 60 şehir gezmiş. Müşteri portföyü sektör için 250 olan, günde en az 50 sayfa kitap okuyan, web sitesi, Facebook'ta 2500 kişilik grup yöneticisi. İnanılmaz. Kitap, iki kitap yazmış. 25 yaşını aşmamış. Bir de yaşa da değmişsiniz. Evet. Burada dağcılık, doğa sporlarında katılımcı. Bunun dışında motosiklet kullanıyormuş. Hemen dinlenik nabzı 50 olan. Bu nedir? Eşik düzeyi 140 demişsiniz. Dinlenik bunu nabzı. Birazcık açalım mı seyircilerimize? Tabii. Bu nasıl belirleniyor? Mesela eşik yani, düzeyi dediğinizde ölçümler yapılıyor ya böyle hani heyecanlandığınızda stres olduğunuz zaman kalp atışı yükseliyor yani bunlar 80'den. Bunlar CV'de yazılmalı mı artık? Şimdi bu paylaştığımız uçuk bir CV zaten adı üzerinde. Yani bu ne demek? Hiç stres altında olmayan devamlı relaks halde dolaşabilme özelliğine. Bu da kolay bir şey değil. Yani biz bilmeyeli özgeçmişler çok değişmiş. Yani mesela ben hiç özgeçmişime böyle bir eşik düzeyini veya dinlenik nabzını yazmak aklımın ucundan bile geçmez açıkçası. Veya bunun dışında işte ne kadar kitap okudu. Mesela burada günde en az 50 sayfa kitap okuyan demişsiniz. Zaten böyle bir kişi sanırım iş bulmakta zorlanmaz. Biz de bunu soruyoruz zaten üniversitede. Bunu gösterdiğim zaman ilk önce o 300 kişiden insan da olsun mu gibi bir tepki alıyoruz. Durun diyoruz öncelikle bir sakin olun. Hani bu CV uçuk bir CV sizinle paylaşıyoruz ve şu anda 25 yaş sınırı var orada. Eğer bu CV'yi, bu örneği 17-18 yaşında sizin önünüze koymuş olsaydık şu ana kadar ne kadarını geçme şansınız olabilirdi diye düşünüp bakış açısını oraya çevirdiğimiz zaman pek de ulaşılmaz gibi gözükmüyor o zaman.
5 ülke 60 şehir gezmiş. Şu anda kolay değil İnanılmaz. Mi 5 ülke 60? Evet, evet. Şu an için kolay. Yani dediğiniz gibi şu an için kolay tabii ki. Neden olmasın ve bu arada bir de üniversite öğrencisi değil mi evet. şu anda uçuk CV diye gösterdiğiniz? Evet. Peki şimdi tabii çok sayıda şu an kişi bizi izliyor. Tabii bu kişiler içerisinde yani şu an işini kaybetmiş veya işi arayan da birçok kişi var. Hı-hı. Şimdi bu uçuk bir CV örneğiydi. Kişiler özgeçmişi hazırlarken nelere dikkat etmeliler? Şimdi çöpe atılan CV'ler nedir diye başladığımız bir başlangıç evet. var bizim. Mesela CV'nin olmazsa olmazları. Genelde beyaz sayfa A4 şeklinde hazırlanıyor bu evet. CV'ler ama hani pembeye, sarıya, yeşile, maviye yazanlar da var. Böyle bir CV geldiğinde evet. direkt çöpe atılıyor. Yani renkli bir kağıda olmasın diyorsunuz. Olmasın. Resim olmalı, olmamalı o tartışılabilir ama eğer resim de var ise mutlaka hani vesikalık tarzında çekilmiş uygun bir resim olmalı. Bize de gelen CV'lerin arasında öyle bir resimli olan CV'ler var ki kız kardeşimiz giyinmeyi unutmuş mesela CV'ye koymuş. Evet. Yani böyle bir CV çöpe şimdi atılıyor. Medya sektöründe olsa neyse diyeceksiniz ama. Evet. Yani de sektöre göre değişiyor tabii. Sektöre göre de konuşmak ama lazım değil mi? Ama genelleme yaparsak hani daha uygun fotoğrafı seçmekte evet. fayda var. Bir de ulaşılabilmek için o e-mail adreslerinin çok özenle evet. seçilmesi gerekiyor. Yine orada verdiğimiz örnek de var. İşte anasının kuzusu. Evet. nokta işte @hotmail.com gibi evet. bir CV ya da bu da çok uçuk bir örnek belki ama hep veriyoruz bunu işte yatakta ona @hotmail.com evet. gibi mail adresleriyle İsim, geldiği soyad zaman en mantıklısı değil en mi? Mantıklısı yani, en mantıklısı. Ben de görüyorum aslında normalde de mesela arkadaşlar işte veya işte iş icabı birine mail atacaksınız. Doğal olarak yani ne kadar ciddi olup olmadığını oradan görebiliyorsunuz. Yıllardır ben böyle kullanırım. Yani bilemiyorum yani insanın isminin soyadı olması lazım. En fazla ne olur işte ne bileyim bir noktası olur, Meltem nokta, Satın olur yani. Gibi. Ama insanların gerçekten dediğiniz konu çok doğru. Hı hı. Çok zor mail adresleri var. Bu da biraz belki soyadı çok bilinen, mesela diyelim ki bir Yılmaz soyadından çok fazla insan da olduğu hı hı. için belki değişik, farklı bir mail adresi alma gereği duyabilir ama bu konuda çok size katılıyorum. Yani isminiz, soyadınız, işte o Gmail veya işte Hotmail. O şekilde bir mail adresi çok daha mantıklı. Evet. Bu tabii çok dikkat edin. Bilmesi gereken çok noktalar önemli. Değil mi? Evet. Başka neler mesela oturduğu yer falan da çok önemli değil mi? Özellikle iş bulurken iş arayan bir kişinin. Oturduğu yer tabii ki önemli. Hani mevkisi, uzaklığı önemli. Çünkü nereye gideceği, nerede çalışmak istediğini biliyor evet. olması çok önemli önce. Daha sonra konuşacağız da mülakatlarda yapılan hatalardan da bahsedeceğiz de. Bu evet. CV'de diyoruz ki biz uçuk CV'de de hani ne olmak istediğinize öncesinde hı-hı. karar verin ki. Hani hayat uzun belki ama hani devamlı yol değiştirebiliyor olmak hayatımızın uzunluğunda bize evet. çok fazla şey kazandırmıyor. Ne yapmak istiyoruz, ne yaparsak daha heyecanlı, daha mutlu, daha neşeli oluyoruzdu. Daha öncesinde belirleyebilme şansımız olursa eğer o zaman hayat bize daha kolaylıklar sağlıyor. Yani kişi ne istediğini bilmeli diyorsunuz. Kesinlikle yani CV'de de bu zaten okuduğumuz zaman belli oluyor CV'leri. Kim, nerede, nasıl, ne şekilde kendine odaklamış. Zaten sanırım bir ön yazı da oluyor mesela bazı mektup, genelde tabii evet. bizim sektörde pek bunlar hı-hı. olmuyor ama işte ön yazıda işte neden o işi istediğiniz, amacınız hı-hı. nedir, neden bu hedefinizle ilgili bir ön yazı yazıldığında daha da etkili oluyor değil mi? Hedef dediniz çok evet. önemli. Hı-hı. Çünkü hedef olmayınca gerçekten ilerlememiz pek mümkün olmuyor. Kullandığımız sözlerden birisi de vardır evet. kitapta. Hedefler bizim yakıtımız gibidir. Yani yakıtsız bir araba nasıl ilerlemezse hedefsiz bir insan da ilerlemez. Daha da kötüsü hedefi olanlara hizmet etmek zorunda kalır. Evet. Bu da çok iddialı bir şey oldu ama. Kesinlikle tabii çok doğru söylüyorsunuz. Yani kişi ne yapmak istediğini, nereye gelmek istediğini, hedeflerini mutlaka ki belirlemeli. Bir de yayına girmeden önce şunu da özellikle söylemiştiniz. Yazmalı dediniz. Kesinlikle. Yani yazması çok önemli dediniz. Hedeflerini evet. belirleyip mutlaka bunu bir yazıya dökmesi gerekiyor diyorsunuz. Evet. Yani. Şimdi hedefler ayrılıyor tabii. Uzun vadeli hedefler, daha kısa vadeli evet. hedefler. İşte 5 yıl, belki 5 yılı görmek şu an için uygun değil gibi görünüyor ama o vizyon olarak orada durursa büyük resim. Evet. Onu işte 1 yıla, 6 aya, 1 aylığa, hatta 1 haftalığa, hatta günlüğe bile çekme imkanı olabiliyor.
Evet, günlük bile olabiliyor diyorsunuz. Tabii. Yani günlük hedefler. Belkisinin yapmak isteyip de yapamadıkları ile ilgili günlük hedefler daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani bir günlük tabii başlayıp daha sonra gün gün giderse işte evet, haftalık, evet, aylık, 6 aylık, 3 aylık daha mantıklı, her daha mantıklı oluyor. Daha kendini hedefe kilitlemiş oluyor kişi. İş görüşmelerine geçelim mi? Geçelim. Evet, burada hatta iş görüşmesindeki 100 soru diye de belirtilmiş. Evet. Burada sorular da var. Özellikle şu anda iş arayan kişilere kesinlikle tavsiye ediyoruz. Özgeçmişinizi nasıl hazırlamanız gerektiği konusunda, bunun dışında tabii iş görüşmelerinde nasıl davranmanız gerektiği konusunda. Şimdi görüşmeden önce mesela görüşmeye giderken kıyafet de çok önemli değil mi? Mesela kahverengi tercih etmeyi genelde denir. Tabii kişinin rahat olması da önemli yalnız. Bir de o var. Mesela bayanlarda tabii topuklu ayakkabı daha şık duruyor ama bir yandan da işte rahatsız ediyor. Evet, o önemli değil mi? Çok da evet, yüksek olmamalı diyorsunuz. Çok da yüksek yani olmamalı. Evet. Yani topuklu giyebilir. Hani düz babet de giymemesi gerekiyor. Çok evet, topuklu giymemesi de gerekiyor. Kıyafet gerçekten kişinin hani dış görünüşümüzde bizi yansıtan ilk nokta olduğu için ilk 30 saniyede zaten kişi karşısındakinin ne olduğu konusunda beynine bir hücre yerleşiyor zaten. Evet. Ve ön yargısı oluşuyor o kişiyle alakalı. Daha sonra da bunu değiştirmesi çok fazla olası olmuyor. Evet. O yüzden ilk baktığımızda bizi ele veren kıyafetimiz, işte makyajımız, aksesuarlarımız ne kadar uyumlu olup olmadığı. Bu çok önemli. Çok önemli. Peki iş görüşmesinde kişi sorularına nasıl cevap vermeli? Mesela burada tabii çok 100 tane soru var. Diyelim kişi kendisini anlatmaya başladı. Başlangıç olarak nasıl, nelere dikkat etmeli? Rahat bir tavır içerisinde olsun diye tavsiye ediyoruz biz genelde gençler ama bu rahatlığı nasıl kazanacak insan, genç? Evet. Bir kere bilgiyle de orantılı, bilgi beceri. O başvurduğu evet, iş alanını ne kadar takip ediyor ya da hakkında ne kadar bilgi sahibi. Evet. Ya da görüşmeye gideceği kişiyi diyoruz ki daha öncesinden araştırın, ismine kadar öğrenin. Evet. Hatta yazıları varsa işte onları da bir okuyun. Evet, ve hazırlıklı giderseniz kendinizi ifade etmeniz ve ya da sizin kuvvetli olan tarafa muhabbeti çekmeniz daha sizin tabii lehinize olacaktır. Firma hakkında işte internet sitesine girip bilgi almak, bunlar tabii çok çok, çok önemli. Önemli. Bir telefonumuz var, hemen bir merhaba diyelim. Merhabalar. Merhaba. Selma Hanım, nasılsınız? Almanya'dan arıyorsunuz bizi. Evet, Almanya'dan arıyorum. Ben Hülya kardeşim, Hanım'ın kardeşiyim. Kardeşim ne kadar Almanya'dan güzel, ne evet, kadar güzel. Evet, Türkiye'ye geliyor musunuz sık sık? Türkiye'ye 2 senede bir veya 1 senede bir geliyorum, ziyaret evet, ediyorum. Evet, o zaman ben sizi baş başa bakayım, biraz özlem bayağıdır gidelim. Bayağıdır görüşemiyoruz çünkü onunla. Teşekkür ediyorum. Nasılsın hayatım? İyiyim ablacığım, sen nasılsın? İyiyim hayatım, teşekkür ederim ben de. Çocuklar nasıl? Hepsi de iyiler, ellerinden öperler seninkiler. Benimkiler de iyi, karne aldılar bugün. İnşallah güzellik geldi. Güzel güzel. Allah'a şükür. Teşekkür. Çok başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum canım aradığın için. Çok teşekkürler. Bu arada bizi izliyor muydunuz yoksa bugün Hülya'nın vasıtasıyla mı izlediniz? Şöyle ben bir hemen bir şey yapayım. Aslında her gün izlediğini söylemişti bana kardeşim mi? Ama. Ne güzel. Değil mi? Evet, izliyorum. Peki bundan sonra o zaman yeni yayın saatimiz özellikle 13-14.30 arasında mutlaka bizi takip edin. Selma Hanım, ben ona göre yoklama yapacağım. Teşekkür çok ediyorum. Ben de hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Almanya'ya sevgiler, saygılar. Sevgiler. Evet, Almanya'dan da çok fazla seyircimiz özellikle telefon bağlantılarında da olunca ben tabii hiç düşünmedim. Evet, ben de düşünmedim. Sürpriz güzel oldu benim sürpriz için. Sürpriz oldu değil mi? Evet. Gerçekten sürpriz oldu. Tabii özellikle yurt dışına gidildiğinde ben de ilk çıktığımda öyle duygular uyanmıştı. Ben de böyle daha çok bir özlem oluyor her şeyden evet, önce değil mi? O evet, yaşadığınız yere, büyüdüğünüz yere. Gerçi Almanya'da kaç yıldır orada var bilmiyorum orada, ama. Bayağıdır orada, 15-16 yıldır orada yaşıyor. O artık bayağı bir alışmışlardır evet, o zaman evet, kendileri değil mi? Hı-hı. Evet, bu arada iş görüşmesinde yapılması gerekenler, özgeçmişinizi nasıl hazırlamanız gerekiyor? İsim analizi için reklamlardan sonra isim analizine geçeceğiz. İsminizi, soyadınızı Barış yazıp boşluk bırakıp 3969'a gönderin. Mülakatlarda kalmıştık. Kişinin neler yapması gerekiyor? Firma hakkında bilgi vermesi kesinlikle gerekiyor. Bilgi, bilgi alması, alması gerekiyor, gerekiyor dediniz. İnternet sitesine girip işte firmanın ne yaptığına, ne işler yaptığına,
yaptığına dair bilgiler aldı. Başka nelere dikkat edecek? Şimdi bir de CV'de olması gerekenlerin başında da diyoruz ki biz gençlerimize işte kendinize bir blog açın. Kendinize Twitter'da bir sayfa açın ve ilgilendiğiniz sektörle ilgili makaleler yazmaya başlayın. Ya da o sektörle alakalı işte panele katılın, seminerlere katılın, konferanslara katılın, katılım belgeleriniz olsun. Evet. Ve bunları bir link halinde, hani hepsini yazmamız, hepsini göstermemiz belki o CV'de mümkün olmayabilir ama link halinde bildirirseniz orada sizi zaten araştıracaklardır orada da ve göreceklerdir. Ne kadar çok bilgi varsa sizin o sektörle alakalı ve tercih edilmeniz, bir adım daha önde olmanız sizin için böylelikle daha uygun olacaktır diyoruz. Evet, mesela bizim medyada da işte görsel anlamda işte videolarımız çok çok önemli oluyor veya işte bir yerde köşe yazıyorsak oradaki köşe yazılarımız veya işte kitabınız varsa kitabınız, gerçekten bunlar çok önemli. Yani sizler diğer sektörler için konuştuğumuzda, çünkü bizim medyada biraz daha farklı olduğu için tamamen mutlaka blog açılmalı diyorsunuz. İyi olur. Evet, bloklar önemli diyorsunuz. Peki yine görüşmelerde, özellikle karşılıklı tabii ki görüşmelerde, tabii burada mesela kişi diyelim ki bir görüşmede normalde o işi yapmak istemiyor ama maddi olarak ihtiyacı olduğu için o işi yapma istiyor, zorunlu diyebiliriz yani. Bunu nasıl yapacak yani, karşı tarafın tabii bunu anlamaması lazım. Sizce mümkün ikna mü? Etmesi lazım. İkna etme psikolojisine girersiniz ya. Şimdi şöyle bir şey, aslında böyle çok iyi rol yapıyorsa belki mümkün olabilir. Bir de karşı tarafın ne kadar bilgi birikiminin olduğuna da bağlı. Yani çok tabii iş görüşmelerinde profesyonel bir insansa biraz zor. Şimdi şöyle söyleyeyim, profesyonel iş görüşmeleri yapan kişiler, İK yöneticileri genelde bu tarz eğitimlerden geçmiş kişiler. Hani beden dilini biliyorlar, temsil sistemlerini biliyorlar, kaş göz işaretinden, bakışlardan doğru mu yalan mı söylüyor onu bilebiliyorlar. Hani sizin de inanmadığınız bir şeyi karşı tarafa inandırmak pek kolay olmasa gerek. Evet, hemen anlıyorsunuz. Hemen anlaşılıyor. Eğer İK yöneticisi ise tabii kesinlikle. Ki. Telefonumuz var. Hemen bir merhaba diyelim. Şafak Savaş Görmez Erzurum'dan arıyor. Merhabalar. Merhabalar, beni duyuyor musunuz Şafak Merhaba. Bey? Merhaba, dinliyorum efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız efendim? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Hülya Hanım'a sorunuz var mı? Efendim? Hülya Hanım'a sorunuz var mı? Evet efendim, ben geçmişle ilgili değil de ben isim analizi için rahatsız etmiştim. İsim analizi için, evet. İkinci bölümde geçecektik ama tabii sizi kırmayalım, hemen soralım. Benim ulaşım sorunu biraz... Sürekli aramak biraz, yani düşürmek kolay değil. Demek istediğim o. Evet, o yüzden diyorsunuz düşürmüşken hemen yayına bağlanayım dediniz. Evet. Peki o zaman biz de sizi kırmayalım. Şafak Savaş Görmez, iki isim. Hangi ismi kullanıyoruz? Oğlum efendim, onun için rica etmiştim. Ha. Oğlunuz için. Hangi ismi kullanıyor? Şafak olarak kullanıyor genelde ismini. Şafak olarak kullanıyor. Ben Hülya'm, bir başlamadan önce sizin televizyonun sesini tamamen kapatabilir kapatayım misiniz? Kapatayım efendim, tamam. Çünkü kapatayım. Biz sesi tekrar duyuyoruz. O zaman daha sağlıklı iletişim kuracağız. Tamamen kapattığınızda haber verin bize. Hadi. Hemen. Şu an kapalı mı? Evet, şu an televizyonun sesi kapalı efendim. Tamam, Hülya'mla sizi baş başa bırakıyorum ben. Şafak ismi unisex bir isim. Hem bayanlara verilebiliyor hem erkeklere verilebiliyor. Biz diyoruz ki isim analizleri olarak bu tarz isimleri çok fazla kullanmayalım aslında. Çünkü isimlerin enerjileri, dişil ve eril enerjileri kişilerin hayatlarını oldukça etkiliyor. Şafak dediğim gibi unisex bir isim ve erkeğe verilmişse hani bir takım belki ruhsal problemler yaşayabilir diyeyim ama bu da tam kesin değil. Çok üretken bir yapısı vardır çocuğun. Akıllı ve mantıklı, algılama ve mantığı oldukça yüksek bir enerjisi var. Ama biraz içinde fırtınalar kopuyor gibi de bir enerjisi var. Yani hayır diyememe gibi bir özelliği olabilir çocuğun. Ve güvenilir bir yapısından dolayı belki içinde bir takım şeyler yaşıyor olabilir. Yerine göre atak, yerine göre çevik bir yapısı da var. Aslında kendi bireysel özellikleriyle kariyer yapabilme şansı var. Kaç yaşında bilmiyorum şu anda ama. 17 yaşında. 17 yaşında. Savaşta iyi görselliği oldukça... Değiştiririz. Mesela Şafak değil de Savaş'ı kullanırsa. Yani... Böyle bir tercihte bulunsa ya da bundan sonraki şey için, yaşam için. Savaş'ın özelliği de şudur. Savaş çok iyi projeler üretebilir.
Görselliğini tamamıyla kullanıp, hayal gücünü kullanıp yapmak istediklerini önce hayalinde gerçekleştirir ve daha sonra onu algılama ve mantığını kullanarak gerçek hayata geçirir. Yalnız Savaş'ın özgürlüğüne düşkün olduğu söz konusu. Çok fazla hayatına müdahale edilmesini istemez ve kendi başına yani buyruk hareket etmek isteyen bir yapısı vardır. Ve başladığı bir işi de bitirme yolunda elinden geleni de yapar Savaş. Görmez midir? Görmez. Evet. Evet. Görmez. Ümit var abisi. Ümit Birtan. Bu konuda rica edeyim. O ki bitiremem bir daha. Görmez'i de söyleyeyim de. Görmez de Görmez'in enerjisi biraz agresif, biraz inatçı. Hani yaptığı işe yansırsa bu, hani elinden bir şey kurtulmaz tarzında da bir enerjisi olabilir ama ikili ilişkilerde biraz inatçılığı vardır. İçine kapanık, biraz gizemli olmayı tercih edebilir ve karar vermede biraz tereddüt yaşayabilir. Ve pratik bir zekası var ama işte karar verme aşamasını geçtikten sonra belki o pratik zekasını kullanabilme özelliği olabilir. Bir de üzüntü ve sevinci bir arada yaşar. Kendi kişisel gelişimine de önem verir ama sonda kaldığı için çok da fazla etkili olmaz. Evet efendim. Evet. Aynen anlattınız. Çok teşekkür ederiz canlı yayınımıza katıldığınız Ümit için. Ümit için bir iki kelime alabilir miyim? Ümit Birtan. Ümit Birtan. Ümit Birtan, evet. Birkan. Burada da Ümit'i mi kullanıyorsunuz, Birtan'ı mı? Ümit'i kullanıyoruz ama bu özürlü bir çocuk. Özürlü bir çocuk. Evet. Ümit çok zeki bir çocuk aslında. Evet. Ama enerji ona kesik kesik ya da engelli geldiği için isteklerine ulaşmakta biraz zorlanıyor. Onun da pratik zekası oldukça yüksek ama oldukça da kırılgan ve hassas bir yapısı var. Ve aynı zamanda da ketumluğu söz konusu, duygularını çok fazla dışarıya belli etmeyen bir özelliği var. Sezgileri oldukça güçlü ama biraz o da karar vermekte zorlanıyor. Ve gerçekte güvende olmak onlar için çok önemli ve onunla biraz daha fazla konuşmak gerekiyor Ümit Birtan'la. Çünkü duygularını gerçekten karşıya ifade etmekte çok zorlanıyor, içine atıyor gibi. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ Biz olun teşekkür efendim. Ederiz. Erzurum'a sevgiler, saygılar. Evet, bu arada isim analizine reklamlardan sonra geçeceğiz. İsminizi, soyadınızı 3969'a Barış yazıp boşluk bırakıp gönderebilirsiniz. Bir de telefon bağlantılarını da rica edeceğiz. Lütfen bir telefon bağlantısında çok yoğun olduğu için telefonlar isim analizinde. Tek bir kişinin ismini, analizini isterseniz çok sizden küçük bir ricamız var. Çok memnun oluruz. Evet, şimdi iş görüşmelerine konuşuyorduk. Mesela burada sizin 100 tane soru hazırlamışsınız kitapta. Evet. Mesela eğlenmek için ne yaparsınız diye sorulduğunda ne cevap verilmeli? Şimdi yani biz burada hangi cevapları vermemeliyiz? Eğlenmek için ne yaparız? Hani gidip işte bütün gece dağıtırız. Evet. Ne bileyim işte iki şişe devirdik, arkası gelsin isteriz tarzında bir eğlence tarzında pek şey söylenmelerinin uygun olmadığını düşünüyoruz mülakatlarda. Evet. İşte bu hobilerle de alakalı bir eğlence ve hobiler. Eğlence anlayışı sektöre göre de değişiyor. Verilmesi gereken mesaj ya da cevap ciddi bir sektörle görüşüyorsa ona göre daha farklı işte hobi, eğlence benim için bir satranç oynamak, ne bileyim bir golf oynamak. Evet. Ne bileyim daha hani... Ama medya ise biraz daha farklı tabii oluyor. Tabii dediğim gibi sektörel evet. Farklılıklar... Yani işine göre değişiyor Değişiyor. Kesinlikle. Şimdi mesela yine burada size hayır dendiğinde nasıl hissedersiniz? Tabii burada çok normal karşılarım falan mı demesi gerekiyor kişinin? Hayır yani abarttığı zaman da evet. Zaten karşı taraf bunu anlıyor. Hani ne söylemek evet. istediğini. Size hayır dendiğinde karşı tarafında neden hayır dediğini anlayabilecek bilinçte olduğunu ifade edebiliyor tarzda şeyler konuşursa daha anlamlı oluyor. Evet. Hani hayır denilebilir. Çünkü böyle bir özgürlüğü var karşı tarafın. O yüzden neden hayır denildiğine dair sorularda sorabilir karşı tarafa. Orada tabii onu şey yapması, önlemesi, neden hayır denildiğine dair sorular. Evet, evet. Gerçekten. Mesela yine burada bakıyoruz. İyi ve sıra dışı arasındaki fark nedir? Mesela bu sorular mesela tabii ben çok uzun süredir böyle İş bir görüşmeye girmediğim için tabii bize çok ilginç geliyor. Bir de tabii medyada çok fazla bu tarz görüşmeler söz konusu olmadığı için. Hı hı. Mesela iyi ve sıra dışı arasındaki fark nedir? Mesela bu soruda cevap ne olmalı? Şimdi iyi dediğimiz zaman iyi bizi ileriye götürmüyor. Evet. İyi. Nasılsınız? Hep sorarlar ya. İyi, doğru. Nasılsın? Sen nasılsın? İyi gidiyor işte. Ya iyi gidiyor demek olduğun yerde duruyorsun anlamına geliyor.
İyi değil, iyi kötü bir şey. İyi bizi geriletiyor aslında. Evet. Bulunduğumuz yerde olmamıza, çakılmamıza sebep oluyor. İyinin dışında mükemmele bağlılık diye bir deyim var. Onun ardında koşuyor olduğumuzu ifade etmemiz gerekiyor. Sıra dışılık da böyle bir şey. Yani hepimizin bir konfor alanı var. Hepimizin yaşamaktan mutlu olduğu, güvende evet. olduğunu hissettiği bir alan var. Sıra dışı dediğimiz şey bu alanın dışına taşabilmek. Bunu taşabilmek de işte başarısızlık korkusu var, ne bileyim reddedilme korkusu var. Evet. Eğer onları aşabiliyorsak zaten yapabileceğimiz çok şey olduğunu da gösterebiliyoruz karşı tarafa. Mesela burada sorular gerçekten çok baktığımızda iyi bütün seçilmiş. Sorular. Evet. Mesela en büyük pişmanlığınız nedir? Niye? Siz orada bir mesela şey yapsanız, boşluğunuza gelse diyeyim, dalgınıza ya çok tabii tetikte olmanız lazım bu sorular karşısında. O yüzden tabii bu kitaplar çıkıyor ki siz iş görüşmelerinde daha bilgi sahibi olarak gidin. Her türlü soruya cevap verecek konuma gelin diye. Evet. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Ne kadar güzel. Bu kitabı okuduktan sonra herhalde iş görüşmelerinde hiç zorlanmayacaklardır. İnşallah. Diye düşünüyorum. İnşallah. Mesela burada en büyük pişmanlığınız nedir? Niye diye bir soru geldiğinde nasıl bir cevap gelmeli? Şimdi insanlar kendilerine bu tarz soruların sorulmasından rahatsızlık duyuyorlar. Eğer evet. kendine güvenen bir kişi ise bu iş görüşmesinde bulunan, bunu rahatlıkla ifade edebiliyor olmalı. Evet. En büyük pişmanlık ne demek? Hani ben pişman olabileceğim, kendimi suçlu hissettiğim bir şey yaşadım. Ama şunu söyleyebiliyor olmalı ki bu pişmanlık, bu suçluluk benim. Bana bir hediye, bir paket getirdi ve ben bu paketi açtım ve bir daha yapmamam gereken yolu öğrendim. Evet, tarzında. Olumlu sonuç çıkarmak. Aynen öyle. Aslında tabii bunların hepsinde ortak bir nokta var. İşte kişisel gelişimimiz çok önemli. Biz de burada yaptığımız yayınlarda gerçekten haftada bir olsun, iki olsun mutlaka ona önem veriyoruz. İşte o olumluyu çıkarabilmek, o pişmanlıklardan bile işte pişman değilim aslında, ondan şunu öğrendiğimi söyleyebilmek çok önemli. Evet. Gerçekten siz de bunu zaten aktarıyorsunuz. Mesela burada sahip olmadığınız üç olumlu özellik nedir? Bu da çok kritik bir soru. Mesela evet. düzenli değilim dediğinde ne yapacak? Böyle bir şey dememesi lazım kişinin. Yok, eğer bunu açık yüreklilikle söylüyorsa. Eğer çalışkan değilim derse. Üç olumsuz özellik mi? Evet, olumsuz özellik. Pardon, olumlu özellik. Olumsuzu da mı var burada? Olumsuzu da olabilir, olumlu mesela özellik. Mesela olumsuz özelliği sordu ve kişi çalışkan değil normalde. Çalışmayı sevmiyor ama bunu söylememesi gerekiyor. Yani çalışkan olmayan birisi zaten hani orada evet. da pek fazla olamıyor. Hı-hı. Eğer gideceği yer her neyse. Evet. Ama şunu söyleyebilir mesela. Ya düzensiz çalışıyor. O olabilir. Hı. Ama başarılarından da bahsediyor. Olabilmesi gerekiyor. Yani onu nasıl gizleyecek? Şimdi herkesin düzeni kendine. Hı-hı. Hani kimi masalar görürsünüz evet. ki darmadağınlık gibi görünür ama o masanın sahibi için çok değerli topludur. Çünkü aradığını buluyordur. Öyle bir çalışma onun için, sistemi vardır. Öyle bir çalışma sistemi vardır ama başarı kriterleri ona göre de değişiyordur. Yani bu masam düzensiz, benim için evet. olumsuz gibi görünse de ama başarımda beni etkileyen bir faktör değil. Evet. Mesela sunuculuk için başvurdu. Diyelim ki olumsuz özellik, çok iyi resim yapamıyorum. Bu olumsuz bir özellik. Evet. Yani evet. bulunduğu sektörün tamamen tabii. dışındaki olumsuz ters. Özelliklerinden bahsedebilir. Çok mantıklı. Evet. Tabii yani hiçbir şekilde işine etkilemeyecek bir olumsuz özellik evet. mesela olabilir değil mi? Şarkı söyleyemiyorum mesela. Yani hı. gideceği bir tekstil firmasında ise şarkı söyleyemiyorum. Sesim kötü. Sizce mesela en kritik soru nedir? En kritik soru. Evet, yani mesela bir iş görüşmesinde kişiye sorduğunuzda belki bir soruyla çözebilirsiniz karşınızdaki kişiyi. Mesela hangi sorulardır onlar? Diyelim ki insan kaynakları departmanlarının herhalde en çok böyle vallahi sorduğu en kritik sorulardan onlar. Birisi bana kendini 5 kelimeyle anlatır mısın? Bunda ne yapmalılar mesela? 5 kelimeyle nasıl anlatacaklar? Şu anda iş arayan, bizi izleyen birçok kişi vardır. Yani buna hazırlıklı olan kişi eğer kendisiyle yani çok fazla çalışmıyor. Mutlaka bu soruya hazırlıklı mı olsunlar kesinlikle diyorsunuz? Kesinlikle bu tarz soru gelir. Evet, 5 kelimeyle beş kendimizi kelimeyle... anlatacağız. Ben de bir çalışayım bunu. Bir çalışın lütfen. İleride böyle bir şey olursa 5 kelimeyle nasıl anlatırdık kendimizi? Bu soru çok soruluyor diyorsunuz. Sorulur. Ayrıca diğer sorulardan neden seni işe almalıyım konusunda beni bir dakika içerisinde ikna eder misin? Evet. Bu da gerçekten güzel bir soru. Yani evet. Bir dakika içerisinde karşındakini ikna etmeniz lazım. İkna etmen gerekiyor. Ya da burada nelerden bahsetmelisin? Buralarda olabilmek için gerçekten kendinle ilgili çok çalışman gerekiyor. Evet. Burada bu kitapta, vurgulamak gereken evet olumlu yönlerini
iyi yönlerini vurgulamak, üçlü yönlerini ön plana çıkartmak gerekiyor. Evet, bu kitapta çok yardımcı olacaktır gerçekten hazırlanmak açısından. Neler değişmiş ben de onu görüyorum bu kitap sayesinde. Bir telefonumuz var. Hemen bir merhaba diyelim. Erdem Karagöz İstanbul'dan arıyor. Erdem Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, Erdem siz nasılsınız Meltem Hanım? İyi yayınlar. İyi yayın. Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki şöyle hemen kitabı gösterelim ki seyircilerimiz de daha rahat anlayacaklardır. Şu an telefon bağlantısında Erdem Bey sizin özellikle kim olduğunuzu, evet kitabımızın diğer Hülya Hanım'la beraber kendisi yazdı Erdem Bey. Sanırım İstanbul'da değilsiniz şu an değil mi? Evet şu anda değilim. Programda olmayı ben de çok istemiştim. Evet, çok iyi oldu. İstanbul dışında eğitim için dışarıdayım. Evet, inşallah başka bir zamana. Tabii bu kitapla ilgili, kariyer yolumuşuyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Evet. Bir bayanla, ortağımla, Hülya Çizikman'la bu kitabı aynı anda yazmak hem çok zevkli hem de çok zor. Evet. Birbirimizi yediğimiz, kavga ettiğimiz zamanlar oldu. Çok detay hazırladık, çok titizlikle hazırladık. Şimdi Hülya programda belki zaman baskısı nedeniyle yeterince detaya inemiyor. Evet. Hülya konuştuğu zaman 7 saat, 8 saat konuşan bir kişi. Buna rağmen şu anda biraz yüzeysel geçiyor, bunun farkındayım. Siz de iyi sıkıştırıyorsunuz, iyi gidiyorsunuz üstüne. Hülya belki kariyer koçluğu ile ilgili, belki diğer koçlukla ilgili daha detaylı bilgi verecektir. Yalnız bir ricam var ortamdan. Üniversite organizasyonlarımız hakkında biraz bilgi verirse çok sevinirim. Size teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Erdem Bey. Programımızda da sizi de görmek isteriz. Çok sağ olun. Hülya Hanım, sizin söylemeniz istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum Erdem Bey'e. Peki, çok sağ olun. İnşallah en yakın sürede de Erdem Bey'i de yayınımızda göreceğiz. Üniversite organizasyonlarına da geçecektik. Siz üniversitelerle beraber de çalışıyorsunuz. İsterseniz yeri gelmişken hemen onu da söyleyelim. Şimdi şu an tatilde üniversiteler. Evet. Şubat'ın ikinci haftası zannediyorum açılıyorlar. Ve ondan sonra yine full bir şekilde üniversitelerde organizasyonlar yapıp üniversiteden üniversiteye koşturmaya başlayacağız yine bu anlamda, seminer anlamında. Amacımız verdiğimiz mesaj üniversite öğrencilerine, dediğimiz gibi kariyerlerinde etkili olabilecek nelere dikkat etmeleri gerektiği konusu üzerinde çok fazla duruyoruz. Evet. Ve kendilerini geliştirme, en çok üzerinde durduğumuz konuda kendilerine olan güven. Çünkü çocuklar hani yetiştirme tarzları olarak hepimizin yaptığı bir takım yanlışlar olabilir anne baba olarak, ama hani geliştiğimizde, yetişkin döneme geldiğimizde bunların bir anlamı olmuyor. İşte annem böyle dedi, babam böyle dedi tarzında bahanelerin arkasına saklanamıyoruz maalesef. O yüzden daha çok üzerinde durduğumuz konu kendilerine olan güvenlerinin sağlayabilmek için yapmaları gereken bir takım teknikler üzerinde duruyoruz onlarda. Aslında en önemlisi o. Ben de çok katılıyorum. Maalesef özellikle çocukların o çocukluk dönemlerinde o bilinç altında kalma şeyleri temizlemek biraz zor oluyor tabii. Evet. Doğal olarak işte çok sen başaramazsın, sen yapamazsın, sen şöylesin, sen böylesin ki bugün karne alındı. İşte çocukların başarısızlıklarında aman sakın diyoruz ki üstüne gitmeyin. Bakın burada bir yaşam koçumuza gerçekten çok güzel bilgiler veriyor. Tabii o yapamazsın, edemezsin gibi sözler küçüklük yaşlarda insanın beynini işliyor. Büyüyünce de tabii ki bütün hayatını da etkiliyor. Etkiliyor, yapamam diyor. Evet. Yani bir şeye yani kalkışamam. Diyorsunuz ki biz temele iniyoruz. Bir kendine güveni ilk önce sağladığınız zaman zaten her şey ortadan kalkmış kendine oluyor inanmazsa, aslında. Kendine güvenmezse diyoruz ki biz kendinize verdiğiniz değer kadar değerlisiniz. Evet. Siz kendinize ne kadar çok değer verirseniz karşı taraf size o kadar değer verir. Karşıdan tabii bunu empoze etmeye çalışıyoruz gençlerimize. Evet, gerçekten çok da doğru. Bütün üniversitelere gidiyorsunuz. Evet. Üniversitelerle birlikte yaptığınız bir çalışma bu anladığım kadarıyla. Özel üniversitelere de, devlet üniversitelerine de gidiyor mu? Gidiyoruz. Gidiyor. Yakın tarihte varsa hemen duyurusunu da yapabiliriz aslında. Henüz koyduğumuz bir belki Sakarya Üniversitesi olabilir Mart'ın ortasında. Evet. Tabii gerek duyulursa sonra bu tarihleri bildiririz. Tabii ama ki. Şu anda tam netleşmiş bir tarih yok elimizde ama Şubat'ın ikinci haftasından sonra başlıyoruz tura. Siz bu eğitimlerde tamamen kişiye kendi güvenin önemini ve ileride meslek seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini, verdiğimiz eğitimler işte kariyer hedefi nedir? Hedefleri, CV ve mülakat, bankacılık üzerine daha çok talep oluyor. Ön bankacılık nedir ne değildir? Hani hangi bölümde olursa olsun çocuklar ilgi gösteriyorlar. İşte beden dili, diksiyon. Daha çok giriyoruz önemli, ki hani mülakatlarda beden dillerini nasıl kullanacaklar, ellerini, ayaklarını, kaşlarını, gözlerini, mimiklerini nasıl kullanacaklar. Bunun dışında
Yine onlardan aldığımız talep üzerine nasıl ikna edebiliriz karşı tarafı ya da söylediğimiz sözlerin altında yatan gerçekleri nasıl ifade edebiliriz tarzında eğitimler veriyoruz onlara. Evet, bu tarz eğitimler tabii o dönemde çok daha ihtiyaç duydukları eğitimler. Evet. Çünkü özellikle son sınıfta olduklarını düşünürsek üniversite öğrencilerin, gerçi şimdi tabii üniversite birinci sınıftan itibaren herkes çalışmaya da başlıyor. Eğer çok yoğun bir tabii tempoda ders yoğunluğu yoksa ki son sınıfta artık her şeyle böyle yüz yüze geldiği bir dönem oluyor. Onlara önerilerimiz diyoruz ki biz üniversite hayatınızı 8 dönem olarak bölün. Evet. Yani birinci dönem, ikinci dönem gibi 4 yıllık bir üniversite ise 8 dönem ve her dönem bir yerde mutlaka çalışın. Hani 1 saat, 2 saat part time olabilir. Yani karşılığında bir bedel almadan da çalışın ki bu çok önemli. Evet, hani ki. Demeyin ki fiziksel karşılığı, verdiğim emeğin karşılığını maddi olarak almak zorundayım. Evet. Hayır, bunu daha sonra zaten çok fazlasıyla alacaksınız. Bu ne demek? 4. sınıf sonuna geldiğinde 8 ayrı şirket, 8 ayrı yönetici, 8 ayrı insan topluluğu demek. Kesinlikle. Bu bir sürü profil aynı anda bilgi sahibi olabiliyor anlamına geliyor gençlerin. Ve diğerlerinden, hiç çalışmamış olanlardan kaç adım önde olacaklar? Mutlaka. Gerçekten bu üniversitedeyken çalışmak çok önemli. Ben de staj dönemlerinde genelde tabii çalışıyordum ama yine de bir yazı alıyorduk. Ama şimdiki aklım olsa keşke diyordum hep üniversitede hem okurken bir anda da çalışsaydım dediğim çok oldu. Tabii geçmişe geçelim. Buradan o zaman siz de mesaj verebilirsiniz evet, üniversite öğrencilerine. Yani hep öyle. Hani geçmişte da, keşke evet, dememek keşke, için ileride. Evet, kesinlikle. Yani çok yoğun tabii bazı bazı bölümler çok yoğun oluyor. Yani hem çalışıp hem okulu götürebilmesi zor oluyor. Ama bazı bölümler var ki çok rahat hem çalışabilir hem de okulu götürebilir. O bölümler için çok rahatlıkla çalışmalarını tavsiye edebiliriz yani. Yani haftada hani çok yoğun üniversiteler için, hı-hı, bölümler için söylüyorum. Haftada 1-2 saat bile bir evet, şirkete gidip oranın hafızını nüfuz etmek, nefes çok almak fark orada ediyor, değil mi? Çok fark ettirir. Tabii. Yani özellikle o iş hayatına atılmadan önce çok büyük bir deneyim, bilgi birikimi de kesinlikle tabii diyebiliriz. Stajlar yapıyorlar yazları evet, ama çoğu naylon staj. Tabii. Hani biliyoruz evet, onlar da maalesef bunu söylüyorlar. Diyoruz ki bu stajlar yerine gidin 3-4 kişilik şirketlerde çalışın. İnsan insandır. Yani en iyi öğreneceğiniz insan ilişkileri küçük yerlerde daha fazla alınır. Evet, bence de yani özellikle küçük yerlerden başlamak da mantıklı. Daha sonrasında tabii nasıl zaten o küçücük bir bilgi ama size hayat boyu kim bilir ne gibi faydalar evet, sağlayacak. Şimdi kısa bir sanırım reklam aramız var değil mi? Birazdan kısa bir reklam aramız olacak. Biz bu arada yine bu iş görüşmelerini isterseniz bu konularda 100 tane soru vardı. O 100 soruyla ilgili bir son mesela şey var. Eğer başbakan olsaydınız ilk 3 icraatınız ne olurdu? Bunların hepsine hazırlıklı olmanız lazım. Mesela ben şimdi bu soruyu ilk okuduğumu bayağı bir düşünmem gerekiyor. İşte bu kitap o işe yarıyor diyeceksiniz. O işe yarıyor işte. İlk icraatınız ne olurdu ama en önemlileri yani kişilerin işte 5 kelimeyle kendisini anlatması, hı-hı, değil mi? Neden o işi istediği? Yani bir toparlayacak olursak evet, özellikle en önemlileri bunlar mı? Veya artı söylemek istediğiniz? Tabii bunun yanında sosyalitesi de ölçme konusunda sorulan sorular da var. Mesela şöyle ki tenis topu neden tüylü diye evet, bir soru gelebiliyor aniden. Neden evet, tüylü? Yani hiç düşün yani öyle bir ani bir soru ki yani ben bilemiyorum bu tarz sorular da mı oluyor artık iş görüşmelerinde? Yani zorlamak adına. Çünkü evet, yılda kaç tane mezun veriyor üniversiteler? Yaklaşık 500 bin dolarında tabii, değil mi? Doğru. Kaç kişi işe girebiliyor? Yani çok azı. Çok azı. Bu kadar işsizlik zaten hepsi girseydi bu kadar işsizlik olmazdı. Evet. Yani bu tarz sorulara da hep hazırlıklı mı olmalılar? Doğru. Her tarz hazırlıklı, hı-hı, olmalılar. Evet, buradaki gerçi 100 soru herhalde bayağı bir yeterli olacaktır diye onları düşünüyorum. Tabii artı bu konuda diğer başka kitapları da okuduklarında daha bir hazırlıklı iş görüşmelerine evet, gidecekler. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra da isim analizine de geçeceğiz. Ayrıca diğer konuları da konuşacağız tabii ki Hülya Hanım'la. Sizler Barış yazıp boşluk bırakıp isminizi soyadınızı 3969'a gönderebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam arası. Şimdi Hülya
Hanım, hemen bir isterseniz isim analizine de geçelim. Seyircilerimizin çok talep gösterdiği bir konu ama ara ara o telefon bağlantılarının arasında da yine biraz kitaptan da bahsetmek istiyorum. Çünkü çok güzel bilgiler var ama tabii bizler bu tarz konulara biraz daha meraklıyız. İşte ismimin anlamı nedir? Nasıl isim koymalıyız? Bu tarz şeyleri biraz daha meraklıyız. Hemen şirket SMS'lerini de açacağım. İsminizi, soyadınızı 3969'a gönderebilirsiniz. Barış yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz. İsminizi, soyadınızı 3969'a gönderiyorsunuz. Ya da canlı telefon bağlantıları için de bizi arayabilirsiniz. 0212-278-7980'den ulaşıyorsunuz bizlere. İsminizi, soyadınızı söylemeniz yeterli oluyor. Yalnız bir tek ricamız, yoğunluk sebebiyle tek bir kişinin telefon bağlantısında isim analizini rica ederseniz bizden, biz de çok memnun etmiş olursunuz. Evet, isimler çok önemli. Çok önemli. Geçmişten de dikkat isimler edelim. Çok evet. önemliydi. Tabii. Hani şöyle bir geçmişe baksak, tarihine baksak, eski Orta Asya Türklerine bir baksak, tabii. ne bileyim Kızılderililere baksak, isim koymadan önce gerçekten çok düşündüklerini görüyoruz. Hatta Dede Korkut hikayelerinde de vardır. Hani çocuklara isimler verilmeden önce, hatta 7 yaşına 8 yaşına kadar verilmeyen isim olduklarını görüyoruz. Çocukların yaptığı hareketler ya da göstermiş olduğu kahramanlıklara göre isimler veriliyorlardı o zaman. Doğru. O ne bileyim, o Boğaç gibi. Kızılderililerde de öyle. Hani oturan boğa, ne bileyim uçan ateş, evet. uçan kartal, ne bileyim gibi. Hani yaptığı eylemlere göre isimler veriliyordu. Genelde erkekler savaşçı olduğu için işte hayvan isimleri veriliyordu. Hangisi daha uygunsa. İşte bayanlara çiçek isimleri veriliyordu. Daha uygun görülüyordu. Çok eski Murat Bardakçı'nın da yazmış olduğu bir şey var. Hurufi mezhebi evet. 1300'lü yıllarda ortaya çıkmış, 14. yüzyılda. Hatta Fatih Sultan Mehmet zamanında saraya girip ona danışmanlık bile yapmışlar. Bunlar tabii harflerle beraber harfleri toplamışlar, çıkarmışlar ve geleceğe dair bir takım şeyler sunmuşlar. Ama dönemin sadrazamı çok uygun görmediği için bunları yaktırmış. Evet, öyle Hurufi mezhebine dahil olanların hepsini kocaman bir çukur kazdırıp hepsini yakmışlar. Evet, şimdi SMS'lerden sırasıyla başlayalım diyorum. Eyvah. Şöyle bir telefonlara da geçmeden. Mehmet Hilmi İnci. Mehmet çok fazla kullanılan isimlerden evet. bir tanesi ve ağır isim grubu dediğimiz isimlerden bir tanesi. Ve aynı zamanda da güven telkin eden isimlerden biri diyebiliriz. Çünkü askerlerimize de Mehmetçik diyoruz. Doğru. Mehmet biraz kendini tekrarlayan bir isim aslında. Hani söylenme itibariyle de öyle Mehmet. Evet, değil doğru. mi? İki tane, sanki hece üst üste söylenmiş gibi. Pratik zekası oldukça yüksek. Çok zeki olurlar. Üzüntü ve sevinci hep bir arada yaşarlar ama. Ve hayat onlara devamlı sert şeyler öğretir. Hani öğreteceklerini devamlı sert öğretmeye çalışır. Ve çok mücadele eder hayatla. Evet. Diğer ismi Hilmi'ydi galiba. Hilmi İnce. Hilmi isminde de sert öğreti almaya devam etme var ve hayatında ara ara boşluklar da bırakır Hilmi Bey. Yani biraz sakinleşmek evet. ister, biraz hayattan uzaklaşmak ister, biraz durağan yaşamak ister, hayatını durdurmak ister ara ara. Ve insan ilişkilerinde duyguya çok fazla önem verir. Çok kırılgan, çok hassas bir yapısı vardır ve sanata da yatkındır. Sanata da yatkındır. Evet, yatkındır. Soy ismi neydi? İnci. Çok duygusal dediğim yani evet. isimlerinin hepsinde aynı harflerin enerjileri olduğu için çok duygusallık söz konusu. Hani bu duygusal derken çok aşk meşk de demek istemiyorum. Yani öfke de evet. bir duygudur. Ne bileyim saldırganlık anlayışı da bir duygudur. Hani duygularını çok fazla her yerde belki kontrol edememe gibi bir özelliği olmuş olabilir Hilmi Bey'in. Diğer SMS'imize geçmeden önce hemen aklıma başka bir soru geldi. Şimdi siz isim analizi eğitimi almadan önce, tabii buna isim analizi eğitimi demiyorsunuz da başka akrofonoloji. Daha çocuklu iki tane var. İki çocuğunuzun olduğunu söylemiştiniz. Sonrasında mı almıştınız eğitimi, öncesinde mi? Ona şimdi göre ilk çocuğumda almamıştım çünkü evet. o 11 yaşında ama adı gibi İrem. Yani evet. gözünden gözyaşı hiç eksik olmaz. Çok kırılgan, çok hassas. Yani derdini bile ağlayarak anlatır. Oy. Ve kendi kendine karar veremez İrem. Yani çok evet. zeki, çok akıllı ama bu bir takım özellikleri de var. İkincisinde iyiydi o Aybars. Evet. Adı gibi Aybars yani, hiç durmuyor yerinde.
Yani bu eğitimi aldıktan sonra konudan, almadan önceki evet. konudan. Evet. Çok fark var diyorsunuz var. Yani insanların isimleri bu derece önemli. Bu kadar önemli. O yüzden diyoruz ki hani hamile bayanlara isimleri koyarken lütfen çok dikkat edin. Hani önceden de denirdi ya ismiyle yaşasın. Gerçekten doğru. insanlar isimleriyle yaşıyor ve ismi bir elbise gibi düşünün. Eğer o isim tam üzerinize oturuyorsa sorun yok. Eğer biraz bol ya da dar geliyorsa o zaman sorun var demektir. Evet, çok önemli diyorsunuz. Evet. Mesela hangi isimleri koymasınlar ya da hangi isimleri koysunlar? Mesela Gül ismi biz hep ne güzel bir isim deriz ama Gül isimlindekiler gülmekte zorlanırlarmış. Ne diyoruz? Habire Gül diyoruz. Yani evet. emir veriyor. Emir gibi Gül, Gül, hadi Gül falan. Evet. Ama gülmez. Yani gerçekten Gül ismine sahip olanlar gülmez. Yüksel ismine sahip olanlar yükselemez. Mesela Nur ismi genelde böyle hep herhalde daha verici oluyormuş değil mi? Nur ismine sahip olan. Nur, genelde öyle söylerler. Yani Nur'un özelliği nedir? Çok sağduyuya sahip evet. kişidir. Sağduyu ne demek? Diğerlerinin yaşadıkları çok fazla iç içe olma özelliği demek. Mesela kişilere neler önerirsiniz? Şu anda hamile bayanlar hangi isimleri koysunlar? Hangi isimlere dikkat etsinler? Şu isim bu isim demem çok doğru evet. olmaz. Biz bu isim çalışmalarını yaparken tüm ailenin natal haritasını çıkartıyoruz harflerden. Evet. Ona göre isimler. Çünkü ailenin DNA'sı isimlerin o harflerinde de saklı. Eğer doğru. onları bozarsak olmuyor. Denge bozulmuş oluyor. O yüzden o çalışma belki bir iki günümüzü alıyor ama o aileye uygun, o kişiye, o doğacak kişiye uygun en uygun olan ismi bulmaya çalışıyoruz. Peki mesela kişi şu an hamile olduğunu düşünürsek eğer anne adını, baba adını bir de onların annesinin ve babasının adını mı isteyip evet. çocuğuna ona göre bir isim evet. veriyorsunuz? Evet. Ailesindeki. Bayağı kökene iniyorsunuz. Kökene bu tabii bayağı uzun bir çalışma uzun oluyor bir çalışma değil mi? Oluyor. Tabii biz burada sadece isim ve soyad üzerinden sizin isteklerinize cevap verebilmek açısından, taleplerinize cevap verebilmek açısından daha kısa bir isim analizi yapıyoruz. Sizler zaten daha sonrasında Hülya Hanım'a rahatlıkla ulaşıp daha detaylı bir isim analizi de isteyebilirsiniz. Aslı Ercan'ın bir mesajı var. SMS göndermiş kendisi hı hı. isim analizi için. Aslı... Tek başına Aslı değil mi? Genelde Aslı Han gibi de kullanılıyor. Sanırım tek başına, tek başına o şekilde Aslı. Yazmış çünkü. Aslı algılama ve mantığı kuvvetli. Evet. Aynı zamanda proje üretebilen bir özelliği de var. Yani üretken bir yapısı da var. Bunun yanında ama sanata biraz daha yatkın gibi ve evet. biraz da kırılgan hassas bir yapısı var. Yani baştan yüksek enerjiyle başlıyor ama sonuna doğru sanki düşen bir enerjisi var gibi. Aslı'nın soyadı Güngör. Ercan. Ercan. Ercan ona enerji biraz kesik kesik geliyor gibi. Sabah uyandığında çok mutlu hissedebilir kendini ama öğleden sonraya doğru enerjisi düşebilir. Böyle bir evet. hani dengeyi bulma gibi bir sorun yaşayabilir ara ara. Biraz da karar vermede tereddütlü sanki zamanları biraz fazla gibi. Duygusal tarafı var ama duygusallığını daha çok yaptığı işe verme taraftarında. Evet. Bir telefonumuz var. Hı-hı. Hemen bir telefonlarımız da yoğunlaştı. Bir merhaba diyelim. Merhabalar. Merhaba. Mehmet Fatih Bey Ankara'dan arıyor. Nasılsınız Mehmet Bey? İyi. Daha öncesinde konuşmuştuk galiba biz sizinle değil mi? Evet, evet. Sıkı takipçimizsiniz o zaman programımıza. Evet. Peki isim analizi için aradınız sanırım Hı-hı. Mehmet Bey. Mehmet Fatih işe ismimi öğrenmek yazın ben neymiş bu? Tam yazılmamış mı isminiz? Yok yok. Ben iki ismi kullanıyorum da. İki isim kullanıyorsunuz. Evet. Mehmet Fatih isminiz. Evet. Hemen soralım o zaman Hülya Hanım'a. Mehmet çok Fatih. Çok ağır. Zaten de belli arkadaşımız evet. da biraz çok ağır isimler. İkisi de çok ağır. Dediğim gibi isimler elbise gibi. Zannediyorum biraz bol bu isim. İkisi de çünkü ağır isim ve evet. aynı kişiye konunca daha da ağır gelmiş bence. Hani Mehmet Fatih ikisi de evet, ağır. Oldukça ağır. Beni bile bastı ağırlığı şimdi. Evet. Aslında çok zeki, çok akıllı. Hani yapmak istedikleri, çok aktif olmak istediği şeyler var ama evet ya da. Evet ama bir türlü gerçekleştiremiyor. Bir de söylemek istediklerini, duygularını karşı tarafa iletmekte zorlanıyor. Çok zorlanıyor. Evet, diyorum. Evet. Ve hayır diyemiyor. Yani güvenilir bir yapısı var. Herkes gelip onunla konuşmak istiyor, derdini anlatmak istiyor belki ama evet. kendisi anlatamadığı için zorlanıyor. Bir de hayır evet. diyemediğinden dolayı devamlı bazı şeyleri kendi içine atıyor gibi. Aslında çok evet. akıllı, çok mantıklı, oldukça yüksek zeka seviyesi ama güvende olmak sanki onun için çok önemli. Güvende olmadığı zaman ne açılabiliyor evet. ne konuşabiliyor.
Çok teşekkürler Mehmet Bey. Evet. Yayınımıza katıldığınız için. Bizi izlemeye devam edin. Sık sık bizi arayın. Evet, Mehmet Bey bizim sıkı takipçimiz diyebilirim. Bu arada 0212 278 79 80 nol telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. SMS'lerle devam edelim isterseniz Hülya Hanım. Sezgin Taş. Sezgin? Bu da Taş. Erkek midir, bayan mıdır? Çünkü Sezgin ismi de evet, çok doğru, unisex olabiliyor bir isim. Değil mi? Sanırım biz erkek olarak düşünelim isterseniz. Ya bayansa? Ya bayansa, değil mi? Bir SMS atmanız mümkün mü acaba? Bu arada Sezgin Taş bizi duyuyorsa, çünkü Sezgin ismi biliyorsunuz bayanlarda da beylerde de kullanabiliyor. Bir SMS atarsanız bununla ilgili olarak sizin isim analizinizi yapacağız. Diğer SMS'e geçeyim o zaman ben. Ahmet Cesur Türkmen. Ahmet Cesur Türkmen, Ahmet ismi de hep böyle eskilerin isimlerini koydukları için sanırım, evet, hep böyle ağır isimler. Ahmet çok akıllı, çok zeki, çok sert de dersler alır ve akıl ve zekası sayesinde bu aldığı dersleri bir daha tekrarlamamaya da çalışır. Çünkü pratik zekası da oldukça yüksek ama onu durduran bir enerji var. Üzüntü ve sevinci hep bir arada yaşıyor ve mücadelesi oluyor hayatta hep. Onun da ketum bir tarafı var. O da çok fazla karşı tarafa açılamıyor. Cesur'da duygusal bir yapısı var ama bu duygusallığını daha çok ikili ilişkide değil, yaptığı işe vermeyi tercih ediyor. Evet. Burada da mücadele oldukça fazla ve yapacaklarını öncelikle kendi görsel korteksinde oluşturuyor, hayal ediyor ve ondan sonra projeyi üretmeye başlıyor. Ve bunu gerçekleştirirken de çok fazla engel tanımıyor aslında Cesur ismiyle. Evet. Ama biraz karar vermede sanki tereddüt yaşıyor gibi. Soyadı neydi? Taş mı? Yok. Cesur Türkmen. Ahmet Cesur Türkmen. Türkmen adım atmadan önce 10 kere düşünüyor diyebilirim. Yani evet, çok fazla plan program yapabiliyor. Soy ismi de biraz ağırlık da verebiliyor ona. Çünkü burada engellemeleri var. Burada biraz karar verme daha da zorlaşıyor gibi görünüyor. Hatta kariyerini bile engelleyebiliyor bu karar verme aşamasından geçememesi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu arada Ahmet Bey. Bir telefonumuz var. Hemen telefona dönelim. Merhabalar. Fatma Yiğit Gaziantep'ten arıyor. Fatma Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Sanırım isim analizi için aradınız bize. Evet. Evet, buyurun hemen Hülya Hanım'a soralım. Fatma Yiğit Gaziantep'ten arıyor bizi. Fatma ismi de yine ağır isim gruplarından, yine eski isimlerimizden ama onlara göre biraz daha verici bir isim diyoruz biz bunlara. Hani kendinden önce karşı tarafı düşünür, kendinden önce evet, çocuklarını düşünür, eşini düşünür, ailesini düşünür. Üretkendir, cesurdur ve güvenilir bir yapısı vardır. Aynı zamanda çok akıllı, çok zekidir. Yani evi çekip çeviren Fatma Hanım'dır aslında. Evet. Ama çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama çok fazla da kendini ifade etmez. Hani içinde saklar duygularını. Evet. Belki hani içi kan ağlıyordur ama dışı güler Fatma Hanım'ın. Çünkü çok da zeki. Çok da pratik zekası var. Soy ismi Yiğit mi? Yiğit. Evet. Evet, Yiğit. Yiğit. Biraz da geçmişi sorguluyor aslında. Geçmişte yaşıyor gibi. Çok güçlü bir karakteri var ama devamlı geçmiş sizi rahatsız ediyor zannediyorum. Ara ara ağlamalarınız, kendi kendinize kaldığınızda hani keşkeleriniz, neden bana bunu yaptılar tarzında düşünceleriniz de olabiliyor. Evet. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz Fatma Hanım. Gaziantep'e sevgiler, saygılar. Evet, tüm Türkiye'den telefonlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda yurt dışından da 0212 278 79 80 canlı yayın telefon numaralarımız. SMS'lerde Barış yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz. 3969'a mesajlarınızı gönderiyorsunuz. SMS'ler de geliyor. Diğer SMS'imiz Ayla Ünal. Ayla Ünal. Için, evet. Ayla da akıl ve mantığı oldukça yüksek bir bayan. Geçmişi bu da sorguluyor ama hani akıl ve mantığı dahilinde çok fazla üzerinde durmamaya çalışıyor. Evet. Sanata karşı oldukça bayağı üstün tarafı var. Sanatı seviyor ya da kendisi de yapıyor. Evet, ilgili. İlgili. Yerine göre atak, yerine göre çevik davranışları ile hayatta oldukça çevik bir yapısı var. Yani hemen hareket edebilen bir yapısı, evet, var. Soy ismi neydi? Ayla Ünal. Ünal. Yalnız isteklerine ulaşırken engellerle karşılaşıyor sık sık. Yaratıcı ve oldukça sağduyulu bir yapısı var.
Yerine göre de atak davranıyor. Oldukça atik ama biraz kolesterol tarzı bir sorun yaşayabilir. Evet. Yediğine falan dikkat etmekte faydası olabilir. Evet, Ayla Hanım, yediklerinize, içtiklerinize dikkat etmeniz gerekiyormuş. Evet. Hemen bir diğer SMS'imiz Berna Çiğdem Emiroğlu. Berna Çiğdem, Çiğdem Emiroğlu. Emiroğlu. Sezgileri güçlü olur Berna'nın ve umutları hiç bitmez. Devamlı umut eder bir şeyleri, devamlı düşünür. Evet. Ama üzüntü ve sevinci de hep bir arada yaşar ve karar vermede oldukça tereddütlü anlar yaşar. O da sağduyulu, evet, oldukça ilgili diğer olaylarla, insanların yaşadıklarıyla. Algılama ve mantığını da sonradan kullanır. Evet. Yani olayları yaşar, yapar, ondan sonra sorgulamaya başlar hayatında. Evet. Çiğdem, hayattan zevk alan, nereye gitmesini bilen, ne yiyip ne içmesini bilen, hani muhabbeti çekilebilir. Kırılgan ve hassas bir yapısı vardır. Biraz da inatçı bir yapısı vardır Çiğdem'in. Kendi ayakları üzerinde duran hırslı da bir yapısı olur. Ama mücadele eder Çiğdem biraz hayatla. Evet. Ve pratik zekası da sonda kalmış olduğu için çok fazla da kullanamaz aslında. Evet. Çiğdem mi kullansın, Berna'yı mı kullansın? Hemen bir de onu söyleyelim. Valla hangisini kendine daha yakın daha hissediyorsa. Çünkü dediğim gibi sezgiler insanın ne hissediyorsa o aslında. Evet. Bir telefonumuz var. Hemen bir merhaba diyelim. Ve merhabalar. Özcan Öztürk İstanbul'dan arıyor. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İsminizin analizini soracaksınız sanırım. Özcan Bey, bir ricam olacak. Telefonunuzun, televizyonunuzun sesini tamamen kapatabilir misiniz? Tamamen mi kapatalım? Tamamen kapatın. Bizi telefondan duyarsanız daha sağlıklı iletişim kuracağız. Çünkü biz şimdi tamam, sesimizi kapatıyorum. Tekrar... Tamam, evet, kapatın. Bizi telefondan duyun sadece. Kapattınız sanırım. Evet. Tamam. Şimdi hemen Hülya Hanım'a soralım. Özcan Öztürk değil mi? Evet efendim. Evet, Özcan Öztürk İstanbul'dan Özcan, arıyor. Çok içinde yaşamayı seviyor, enerjisini. Biraz gizemli olmayı seviyor. Çok fazla açılmamayı seviyor. Hani kendi içinde yaşadıkları, kendi içinde kalsın tarzında, evet, bir enerjisi var. Kendini de kişisel anlamda çok geliştirmek istiyor. Aslında bunu da belli etmek istemeyen bir enerji. Duygusal tarafını da daha çok ilgilendiği işe vermeyi tercih ediyor. Biraz konuşma tarafı belki üstün olabilir. Çünkü algılama ve mantığını kullanıyor ondan, evet, sonra. Ve sağduyulu birisi. Öztürk, orada da gizem var isminde, evet, olduğu gibi. Bu gizem ikisi de hayatını etkileyebilir. Yani sosyal olmasını engelleyebilir. Böyle, evet, diyeyim. Ve Türk soy ismi de onu biraz düşürüyor olabilir. Çünkü ketumluk var. Duygularını ifade etmekte zorlanıyor. Hedeflerine ulaşmada zorlanıyor. Çünkü engelleyici bir enerjisi var orada, evet, da. Peki, çok teşekkür ederiz Özcan Bey. İyi günler, ben teşekkür ederim. İyi günler, çok sağ olun. Evet, biraz daha detaylı tabii ki oluyor, biliyorsunuz ki isim analizi. Onun için Hülya Hanım'a da siz kendiniz de ulaşabilirsiniz Alpant'ta verdiğimiz danışma hattından. Normalde çok tabii doğum tarihinizi değil mi? Ayı, evet, günü, yılı ve işte doğum saatine kadar. Doğum saatine kadar, evet, etkili önemli olabiliyor diyorsunuz. Ayrıca tabii herhangi bir hamile bayanların tabii çocuklarına koyacak isimler için annelerinin isimleri de çok önemli. Tabii hem anne, eşi, baba, hem anne, dedi, ana, büyük, evet, onlar da önemli. Bayağı bir uzun bir çalışma bayağı gerektiriyor. Biz ama tabii burada sırf isim ve soy isimden isim analizini sizlerin tabii SMS'lerine ve telefonlarına cevap vermek adına kısa kısa geçiyoruz. Sizler bu arada Barış yazıp boş bırakıp 3969'a mesajlarınızı gönderin. İsminizi, soyadınızı lütfen tam böyle okunaklı bir şekilde yazarsanız isminizin analizine devam edeceğiz. SMS'lerle, telefon bağlantılarıyla. Şimdi kısa bir ara. Canlı yayında birlikteliğimiz devam ediyor. Son bölümümüzdeyiz. Bu arada SMS'lere çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir ilgi söz konusu. İsim analizi dediğimiz zaman böyle telefonlar ve tabii özellikle SMS'ler çok yoğun oluyor. Twitter'dan Meltem Satun sayfamızdan, ayrıca Facebook'tan Meltem'le Yaşama Dair sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Ve bugün bizimle Yaşam Koçu yazar Hülya Çizikman bizimle. Şöyle hemen de gösterelim şu güzel kitabı. Kariyer Dolmuşu kitabıyla bizimle birlikte. Evet, bu kitabı mutlaka
belki almanızı da tavsiye ediyorum. Şu an iş arayan özellikle seyircilerimiz varsa iş görüşmelerinde neler yapılması gerektiği, ne tür sorularla karşı karşıya kalabileceğiniz, özgeçmişinizi nasıl oluşturmanız gerekiyor, bunlarla ilgili tüm soruların cevapları burada bir ön bir çalışma olacaktır diye düşünüyorum seyircilerimiz için. Bir de burada benim dikkatimi çeken bir bölüm var. Biraz oraya da değinmek istiyorum. Başarının 7 kanunu demişsiniz. Salt mümkünlük kanunu demişsiniz. Mesela bunu biraz açalım mı? Salt mümkünlük. Yani başarıyı nasıl ifade ettiğin çok önemli. Şimdi değer olarak başarı ilk 5 değerimiz arasında olabilir ama değerin de ifade edildiği inanç kalıpları var. Kimisi diyebilir ki işte başarı şansa dayalıdır. Kimisi der ki başarı çok çalışmakla gerçekleşir. Bu iki ayrı inanç ama aynı değer. İkisi arasında fark var. Salt mümkün kılan nedir başarıyı? Neye inandığındır. Doğru. Eğer o çekirdek inanç dediğimiz o başarıyı ifade eden inanç sisteminde bir değişiklik yapabilirsek mümkünlüğü daha farklı hale getirebiliriz. Evet, yine verme kanunu demişsiniz mesela. Denge değil midir alıp verme? Yani evren de öyledir. Yani alma verme dengesidir bu. Ne almayı ümit ediyorsanız ne verdiğinize bakmanız gerekir. Aynı zamanda sebep sonuç yasasıyla da alakalıdır bu. Yani şu anda yaşadığımız bir sonuçsa daha önce yaşadığımız sebebi vardır mutlaka. Tabii. Bunun gibi diyorsunuz. Bunun gibi. Alma vermedi yani. Aldıklarınızla verdikleriniz biraz eşit olmak zorunda deseniz. Neden sonuç kanunu zaten bunu açıklamış olduk. Asgari çaba kanunu demişsiniz yine. Çaba etmemiz. Dolaylı çaba da diyebiliriz buna. Asgari çaba da diyebiliriz. Nedir? Karşımdakinin hedeflerine ulaşmada ne kadar ben etkin halde olursam karşımdaki de benim hedeflerime ulaşmada bana yardımcı olacaktır. Evet. Yani bir nevi kazan kazan anlayışıyla aynı yere varıyor. Yani sadece ben kazanmayacağım. Karşılıklı kazanca da önem ve değer verirsem bu kez herkes birlikte kazanacak. Evet, herkesin birlikte kazanacak. Niyet ve arzu kanunu demişsiniz yine. Niyet en önemli ya da en etkin enerji. Neye niyet ediyorsak kuantum sıçramasında da onu söyleriz ya hep. Niyet enerjisi odur. Yani elektronları birden fırlatır. Niyetimiz ne kadar güçlüyse, o düşündüğümüz niyet, ne kadar sorumluluk aldıysak o niyetle alakalı, ne kadar sevgi haline getirdiysek, ne kadar tutku ve heyecan haline getirdiysek, o niyetimizi daha sonra algıda seçicilikle karşımıza onunla ilgili bir takım şeyler çıkmaya başlar. Daha çok şans bize güler. Ne bileyim daha çok yaratıcı pozisyon onlara geliriz ve daha sonra o niyet ettiğimiz düşünce konumundaki olayı gerçekleştirmiş oluruz. Devam edeceğim ama telefonunuz var. Çok beklettik. Hemen merhaba diyelim. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz Dilek Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Ankara'dan arıyorsunuz bizi. Evet, Ankara'dan arıyorum. İsminizin analizi için tabii ki. Hemen bir soralım Hülya Hanım'a. Dilek Kara Ankara'dan arıyor bizi. Dilek. Yani adı da üzerinde anlamı da var. Dilek, devamlı dilek etmek aşamasındasınız değil mi? Devamlı bir şeyleri diliyorsunuz. Doğru. Çok hırslı bir yapınız var. Çok ayakları üzerinde durmak isteyen bir yapıyla başlıyorsunuz. Bir enerjiyle başlıyorsunuz ama çok kırılgan ve hassas bir yapıya da sahipsiniz. İkili ilişkilerde daha çok mantıktan ziyade duygulara önem veriyorsunuz. Ve çok da mücadele eden bir hayat enerjiniz var. Kişisel özelliklerinizi de çok fazla ön plana çıkartamıyorsunuz. Daha doğrusu kariyer enerjiniz biraz geride kalmış. Evet. Saatinizi anlatsam acaba annem için sorabilir miyim rica etsem? İsmi Perihan da. Perihan. Kendinin soy ismini dinlemedi bile. Kara. Kara. Evet. Evet. Kendisi soy ismini. Dilek Hanım hiç kendi soy isminizi dinlemediniz bana bile. Kocaman annenin soyadı. Pardon. Direkt annenizle. Pardon. Özür dilerim anlayamadım. Pardon. Rica ederim. Kara biraz daha yükseltmiş onu kişisel anlamda, özelliklerini daha iyi gösterebilme anlamında, algılama ve mantığını kullanabilme anlamında. Belki eşinizin soyadı bu değil mi? Evet. Evlendikten sonra biraz daha hani algılama ve mantığınızı kullanmaya başlamışsınız. Daha atik, daha atak şeyler yapmaya başlamışsınız ama biraz karar vermede zorlanmaya başlamışsınız evlenmeden öncekinden. Evet. Değil mi? Bir de doğru. Annenizin rica etmiştiniz, hadi kırmayalım. Perihan mıydı? Perihan Kocaman, evet. Perihan Kocaman. Perihan Hanım biraz kendine güveni olan ve bunu her gittiği yerde belli edebilen bir yapısı var. Biraz dominant bir yapı zannediyorum.
o da üzüntü ve sevinci bir arada yaşar, duygusal, hassas ve karar vermede biraz zorlanır. Hatta hayattan sert ders alır ama devamlı ayağa tekrar kalkmayı bilen bir kişiliği de var. Çünkü evet, güveni yerinde Perihan'ın ve sağduyusu da oldukça yüksek ve kişisel özellikleri de oldukça yüksek. Biraz gizemli olmayı da tercih ediyor ve pratik zekası da oldukça yüksek olduğu için yüksek bir enerjisi var Perihan Kocaman'ın aslında. Evet. Değil mi? Anneniz sizin üzerinde bayağı etkili olmuş. Tabii. Önce annem dediğinize göre evet. Kendi soyadını bile Dilek Hanım şey yaptığı için Musa'nın evet, annem annenin dedi. Biraz dominant yapısı var. Çok evet. Teşekkür ederiz canlı yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Ankara'ya sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. 0212 278 79 80 canlı yayın telefon numaralarımız. Bir yandan SMS'lerle de devam edeceğiz tabii ama şu isterseniz bu başarının özellikle bu 7 kanununu bitirelim. Bağlanmama kanunu demişsiniz 6 olarak 6. Bağlanmama. Evet, bağlanmama. Bağlanmama kanunu yani bakış açısını sadece bir yere değil diğer taraflara da aktarıyor olabilme, bu paradigma kaymasıyla alakalı bir şey. Evet. Hani daha önceden getirmiş olduğumuz değerler, inançlar, duygu, düşünceler, beklentileri tek bir tarafla değil, daha farklı taraflara da kaydırabilme, bir tarafa bağlı olmayıp diğer taraflardan da bakabilme inancı özelliği. Bir de yaşamın amacı kanunu demişsiniz. Son olarak onu da bir açıklayalım isterseniz. Şimdi önce yaşamımızın amacını iyi biliyor olmamız gerekiyor. Evet. Şimdi hepimizin ortak bir amacı var. Nedir? Hayatta kalmak. Tabii ki. Nedir? Hayatta başarılı olmak. Ama bunun bizim tarafımızdan olan yani bireye indirgediğimizde de herkesin kendi bir amacı var. Ve bu evrenin amacıyla da paralel olması gerekiyor. Evet. Bir de şimdi tabii SMS'lere geçeceğim isim analizi için ama onun öncesinde bir sorum da alacak. Öğrenci koçluğu tabii şu anda 15 tatil dönemi başlıyor. Tabii çok büyük sınavlar var öğrencilerin önünde. Aslında siz öğrenci koçluğu üzerine de çok büyük çalışmalar yapıyorsunuz. Kendi tabii şirketiniz olarak. Öğrenci koçluğuna biraz değinelim. Öğrenci koçluğu niçin gerekli? Ne aşamada tabii ebeveynler değil kişinin kendisi istemesi gerekiyor ama bu konu hakkında da biraz seyircilerimizi bilgilendirelim mi? Öğrenci koçluğu konsepti aslında sadece bizim ülkemize dayalı bir konsept. Başka yerlerde böyle bir konsept yok. Neden öğrenci koçluğuna Türkiye'de bu kadar çok önem verilmeli? Çünkü biz çocuklarımıza 7 yaşına kadar diyoruz ki kişiliğimiz oluşuyor. Evet. 7 yaşına kadar biz çocuklara ne diyoruz? Elleme, işte üşütme, koşma düşersin, işte terleme üşütürsün. Sen yapma ben yapayım, sen yorulma ben giderim tarzında bir takım hani onları koruma adına belki niyetimiz iyi. Ama onlara sorumluluk vermekten ziyade onların sorumluluklarını yüklenerek daha farklı yetiştirme aşamasındayız. Özellikle İstanbul'daki olanlardan bahsediyorum. Belki doğru. Anadolu'da biraz daha farklı olabilir hala. Ama biz bu çocuklardan devamlı negatif şeyler yüklememize rağmen 18-20 yaşına geldiğinde de hadi sen artık bireysin, senden şunları bekliyorum. Artık bir okulunu bitir, iş kur bilmem ne tarzında da beklenti içerisine giriyoruz. Çocuk genç olduğunda bir takım şeylere giriyor bu kez. Evet. Ben neydim, neredeyim? Hani denge nasıl kurulacak? Doğru. Bunu anlayamıyor. Öğrenci koçluğu bu anlamda iyi. Çünkü anne baba biz çocukları düşünüyoruz aslında. Ben de koşturuyorum kızı. Hani oradan oraya sınavlara sokuyorum. Tabii dershanelerinin şuyun buyun ama öyle bir yarış atı pozisyonuna getirdik çocukları. Çünkü 500 tam puan, tam soruyu çözebilen ve 500 alan çok öğrenci var artık. Onların arasında seçim yapıyorlar. Yani çok zor, çok kolay olmayan bir kesinlikle. Durum bu. Kesinlikle. Ve bu durumda daha da zorlaşıyor. Evet, ister istemez çocukları sıkıyoruz. Daha fazla ders çalış. Senden beklentilerimiz şöyle böyle. Çocuk çocukluğunu da yaşayamıyor bir. Ve hislerini, duygularını anne babaya doğru dürüst aktaramıyor. Ne oluyor? Bu kez arkadaş çevresine aktarmaya çalışıyor. Farklı yollara gitmeyi ya da farklı yollar denemeyi tercih ediyor. Öğrenci koçluğu bu anlamda çok daha faydalı oluyor. Yani farklı arkadaş gruplarına gideceğine öğrenci koçuyla çalışır. Bir genç onu hem istediği hayat amacını bulma yolunda değerlerini, inançlarını, kendine uygun olanını, kendine işte bu benim değerim diyebileceği, kendi hayat amacını görebileceği tarzda yetiştirme konusunda onlara destek veriyoruz bu anlamda. Evet, öğrenci koçluğu bu yönden de diyorsunuz. Çok anlamlı faydalı. Bence. Hem hedeflerine uygun hareket etmeyi tercih ediyor, hem hedeflerine uygun bir okul seçmeyi tercih ediyor. Yani öğrenci koçluğu işte 12, 13, 14 yaşlarında başlarsa eğer, hem gideceği üniversiteyi de kendi seçimiyle ve kendi yetenekleri doğrultusunda
seçme özgürlüğüne sahip oluyor. Evet. Öğrenci koşulunu da bu şekilde aktardıktan sonra biraz SMS'lerimizi hemen cevaplandırmak tamam. istiyorum. Hepsine tabii ki yetişemeyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz göndermiş olduğunuz SMS'ler için. Kısa bir toparlamaya hemen geçelim. Kaldığımız yerden sırasıyla SMS'leri haksızlık olmasın diye gidiyorum. Muzaffer Burak Çapa. Muzaffer. Bu da bayan ve erkek ismi olabiliyor. Evet. Bu Murat mıydı? Burak. Ha, erkek Burak. Muhtemelen. Hı-hı. Evet, Muzaffer Burak Çapa. Evet, Muzaffer ismi de gerçekten ağır. Çünkü Muzaffer evet. ne demek? Barış, yani şey, savaş ve başarılı olma. Değil mi? Muzaffer evet. eyle, başarılı eyle. Devamlı hani başarılı olma konusunda bir ağırlık hissedebilir Muzaffer. Çok zeki, pratik zekası var. İşte evet. hedeflerine ulaşmada pek fazla engeli yok. Kendini geliştirebiliyor, akademik kariyer yapabiliyor. Algılama ve mantığı oldukça yüksek. Ama biraz sanki hayır demede bir problem yaşıyor. Kendi içinde fırtınalar kopabilir. Çünkü iki tane F var. Evet. Hem yaratıcı hem kendi içinde biraz fırtınaları var. Ondan sonra işte üzüntü ve sevinci bir arada yaşayıp karar vermede zorlanabiliyor. Burak'tı değil mi ikincisi? Evet, Burak Çapa. Burak ışık demek aslında. Evet. Güzel bir anlamı var. Biraz sezgileri güçlü Burak'ın. Umutları hiç bitmiyor. Devamlı bir şeyler ümit edebiliyor ve burada sanki biraz daha yükselen bolluk ve bereket enerjisini elde edebilme enerjisi var. Muzaffer'de de öyle. Yani hedeflerine çok engelsiz ulaşabilme özelliği var ama burada biraz daha karar vermede sanki tereddütlü anlarını biraz fazla yaşıyor evet. gibi Burak kullanıyorsa daha sonra algılama ve mantığını daha sık kullanıyor ve kariyerini o zaman yükseltebiliyor. Evet, çok teşekkür ederiz Hülya Hanım vermiş olduğunuz bilgiler evet, için. Yaşam Koçu yazar, özellikle iş arayan kişilere mutlaka ki öneriyoruz kitabımızı da. Erdem Bey'i de mutlaka programımızda inşallah göreceksiniz. Erdem Karagöz'le Hülya Çizikman'ın imzasını taşıyan Kariyer Dolmuşu. İş arayan kişiler özgeçmişinizi nasıl oluşturmanız gerekir? İş görüşmelerinde hangi sorularla karşı karşıya kalacağınıza dair. Evet, 100 tane soru var burada. Tabii bunun haricinde de pek çok bir konuda işlenmiş. Başarının 7 kanunundan tutun da biz tabii hepsini burada aktaramadık süremiz dolayısıyla etkili iletişime kadar birçok bilgi verilmiş. Gerçekten çok teşekkür ediyorum programımıza geldiğiniz ederim. İçin. Umarım bir başka sefere kalan SMS'leri de cevaplandırabileceğiz. İnşallah. Çünkü çok fazla SMS vardı gerçekten. Seyircilerimize de göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, şöyle hemen bir kapanışı yapalım. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bugün karne günüydü. Evet, belki bütün çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum ben. Hani bol evet. zayıflı da olsa, hiç zayıf olmasa da onlar bizim çocuklarımız, onlar bizim değerlerimiz. Doğru. Bizden daha fazla kimse sevemez. Evet, hani nasıl yetiştiriyorsak da, neler söylüyorsak da en doğruyu yapıyoruzdur ama biraz kendi farkındalığımızı arttırıp neyi daha iyi yapabiliriz sorusunu sorarsak daha evet. iyi olacaktır. Evet, yayında yapımında emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Twitter'dan Meltem Sutun, Facebook'tan Meltem'le Yaşama Dair sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Pazartesi itibariyle yeni saatimiz saat 13 itibariyle sizlerin karşısında olacağız. 14.30'a kadar canlı yayında. Evet, özellikle zayıflamak isteyenler ekran başında olsun. Pazartesi günü zayıflamak için çok güzel, farklı bir yöntemi sizlere aktaracağız burada canlı yayında. Bütün zayıflamak isteyen herkese ekran başına Meltem'le Yaşama Dair'de saat 13'te ekran başına davet ediyorum. Ve pazartesi görüşünceye dek mutlu kalın. Bu arada hafta sonunuz güzel geçsin. Çocuklar bugün 15 tatile başladılar bile diyebiliriz artık. Tabii karneler de dağıtılmıştır. Güzel de bir tatil günü olsun. Öğrenciler de ekran başında olsun. O halde saatler 13'ü gösterdiğinde Meltem'le Yaşama Dair'de pazartesi günü buluşmak üzere. Hoşçakalın.